Abbas abiler gelecek mi? Bekliyoruz. Yok. Açayım mı? Telefonları kapatmış. Hadi ya. Güzel abi, Abbas abi. Ben kendime soru sorayım. Bilmem, orada sorular gizli yapıyoruz genelde ama. Abbas abi sonunda geldi. Kusura bakma. Biraz geç kaldık. Sorun biraz ama. Hoş geldin. Oğlum sen niye tek başına geldin? Siz yoktunuz. Biz seni davet edecektik daha. Öyle mi yapıyoruz bunu? Tabii oğlum. Hadi sen ya. Bizi davet ediyormuş gibi oldun ama neyse artık. Bu da var olsun. Çünkü bir daha gelebilirim. Evet, Apex Master Stüdyo'dan herkese merhaba. 9. bölümle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz genç pilotlarımızdan Murat Dinç Bilgin. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Murat hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Siz sormalı. İyiyiz, biz de iyiyiz. Biliyorsun bir seri olarak devam ediyoruz. Murat biraz kendinden bahseder misin bize? Seni tanımayan arkadaşlar için de aydınlatıcı olur. Tabii. Genç yaşta başladım motorsporlarına. Önce motocross yarışıyordum. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 25 yaşındayım. Oh, çok gençsin. 8 yaşında yarışmaya başladım. Süper. 50cc motocrosslarla yarıştım. Oradan iş büyüdü büyüdü. Sonra çok kemik kırmaya başladık. Bacak, kol, bilek, omuzlar, her şeyi kırdıktan sonra... Çekicen gibisin yani. Aynen. En son babamla bir anlaşma yaptık. Dedi artık bir roll cage olmamız gerekiyor etrafında diye. Oradan bir şekilde Özer abiyle tanıştık. Ve drift'e başladık. İşte 3 senedir de drift yapıyorum. Yarışıyoruz. Süper. Aynen. Peki Murat, şimdi acaba KTM'de başarılı olamadığında ayak mı yapıyorsun babam kızdı diye buraya geçti? Yoksa neden drift yani? Yok, yani bir türlü arabalı bir spora geçiş yapmak istiyordum ondan sonra. Bir gün çok rastgele Instagram'da seni bulunca oradan... Başını yakan ben oldum yani. Aynen öyle, aynen öyle. Allah kurtarsın. Ondan sonra oradan drift'e girdik. Vallahi evet. Babam da daha memnun. Etrafta cage var artık. Biraz daha güvenli iş. Evet, harika. Murat'cığım yeni bir garaj açtın. Biraz bundan aynen. Bahsedelim mi? Aynen. Arabalarımızın, kendi arabalarımızın bakımlarını ve yarış servislerini sağlamak için açtık öncelikle. Ondan sonra dışarıdan birkaç iş gelince iş biraz daha büyüdü. Ticarethaneye döndü. Ticaret olarak aynen. Yani baktım 3'te fazla para var dedim. Ben kendi garajımı açtım. Aynen, aynen öyle. Ya öyle ya da garajlardan bıktın herhalde uğraşmaktan. Öyle mi oldu acaba? Yok öyle değil. Şimdi öyle bir şey olduk. Yukarı tükürse sakın aşağı tükürse. Büyük mü? Ters kol, ters kol. Ama işte garajı 3'e böldü. Drift arabalarını hazırlıyoruz, sıfırdan hazırlıyoruz, yarış servisi sağlıyoruz. Aynı zamanda müşterimiz için özel yapım projeler yapıyoruz. Bir de Amerikalı bir tuning firmasının distribütörünü aldık. Çok güzel. Gintene'nin işte aşırı beslemeli kitlerini satıyoruz. Bir de yazılımlarını yapıyoruz. Bu dediğin kitler nerede kullanılıyor, ne için? Normalde yarış arabaları için yapılıyor ama sokak uygulamaları da var. Turbo charger, supercharger kitleri nedir, var. Nedir tam olarak marka? Gintene. Evet, Gintene. Bu M araçları üzerine yoğunlaşıp ondan sonra bir dolu yüksek sınıf süper ve spor arabaları modifiye eden bir firma. Peki şu an senin garajına birisi drift'e başlamak isteyen biri gelip sıfırdan aracını sana getirse drift kararına gelir miyiz? Tabii ki. Tabii. Yaptığın araba var mı? Şimdi bir S14 yapıyoruz. Ona arabayı sıfırdan başlamış sayılır ondan sonra. Bir de bir pilotumuz var Furkan. Onun arabasına... Ha, garaj açtım, pilotum da oldu bir an. Tabii, sponsorlu pilotumuz var. Vay, güzel. Daha çok genç halbuki ya, bayağı hızlı gidiyorsun. Böyle ki bir destek vermek istedik bir iyi pilot arkadaşımıza. Kaç para veriyorsun? Ona para vermiyoruz. Nasıl bunu satıyorsunuz? Lastik, benzin, yarışlarda servisini sağlıyoruz. Bir de arabasının bütün gerekli her şeyini garaj içinde yapabiliyoruz. İyiymiş, güzel. İyiymiş, güzel. Biz bile... Evet. Yani, çok olabilir miyim? Garajın adı Freaks'ti değil mi? Freaks. Ne demek bu? Ucube. Ucube. Niye peki böyle bir şey düşünüyorsun? Normal arabalar yapmadığınız için biraz yaptığımız arabalara uygun bir isim bulmak istedik. Evet. Freaks kelimesi de aslında öyle yazılmıyor. Biz biraz kelimeyle oynadık. Ha. A-I-E yaptık. Okay. Ondan sonra bir de küçük bir karakter koyduk o E yerine. Öyle bir logo. Size ulaşmak isteyen arkadaşlar sosyal medyadan. Sosyal medyadan ulaşabilirler. Bir de www.freaks.com.tr'den bize tamam. Ulaşabilirler. Burada, burada belirtmiş olduk. Maçım Apex Masters'da gıcık olduğun pilot var mı? Çok merak ediyorum. Özer abiyi çok sevmezdim ama. Aşk olsun ya. Ulan düne kadar böyle bir şey sahteken. Seni bulaştırdığı herkes, için. Herkesle çok iyi geçiniyoruz. Valla bu sporla ilgili sevdiğim de o oldu. Yani büyük bir aile gibiyiz. Ondan sonra herkes birbirine gerektiğinde yardım ediyor. Bu gıcık olduğu kimse yok yani. Yok.
Vardır çok, bence ya. Biraz karışır şöyle. Çok sevdiğin bir pilot. Aa hayran böyle takip ettiğin. Var kendi pilotun Furkan Karan. Furkan Karan. Furkan Karan. Furkan Karan'ı oynuyoruz bugün. Hatırladığınız böyle anılarımızda bir şey var. İzmit'te başına bir şey gelmiş. Bir duvar maceram var. Neydi o? Yenilir mi? Ya hangisi diyor ama. Sormayacağını zannettim ama. En son Tosfed'in pist yarışında bir gösteri yapıyorken bana seyircinin önünde burnout yaparak gitmem gerektiği söylendi. Ben de onu yapıyorken... Frene basmayı unuttun, ne yapayım? Bir şeyler yoktu orada. İlk parladığını izledik ama pek yani... Frene bastım, ön kaydı kafadan. Sağ tarafa girdim. Bir de tam da seyircilerin önünde oldu. O yüzden pek bozuntuya veremedik. Alkışladık falan filan. Yani şovun parçasıymış gibi mi yaptın? Aynen biraz öyle biraz öyle oldu. Çaktırmadım diyorsun. Çaktırmadım. Yani. İndim bıraktım arabayı. Ama artık bunun bir dümen olduğunu herkes biliyor. Farkındasın. Aynen. Yapacak bir şey yok. Gıcık olduğun biri yok diyorsun. Tamam. Peki beğendiğin yerli veya yabancı gerçekten tarzını sevdiğin, sizin takip sevdiğin. Takip ettiğin yurt dışı da olur. Beğendiğin kim var? Yabancı. Kimler var? Geçen senenin en iyi pilotlarından James Dean var, stil olarak çok beğendiğim. Mad Mike'ı çok severim. Tufa gaz giden bir arkadaş. Evet. Ondan sonra Türkiye'de çok iyi pilot da var. Özer abi çok severim. Evet, teşekkür ederim. Ondan sonra bu ara herkes iyi. Yani evet. Türkiye'de öyle çok ayrımcı. Aynen herkes bir üst seviyeye gelmiş durumda. O yüzden bu sene göreceğiz. Evet. Güzelciğim fark ettiysen pilotların çoğunluğu James Dean dedi. Evet ya. Evet. Şampiyonluktan sonra James öyle oluyor. Evet. Bir de o Avrupalı ya daha şey hissediyorlar. Aynen. Amerikalı pilotlardan daha yakın hissediyorlar bizim pilotlar herhalde. Aynen. Ama o adamı cidden ben de çok beğendim. İnanılmaz bir tarzı o adamı ya. Evet. Takipte evet. Amerika'da evet, çok farklı zaten. Bir stil gösterdi bu evet. Sene. Biraz Amerikalılar şimdi öğrenmeye başladı ya. Kısmı dıt yapalım. Peki Murat, şimdi bu sene nasıl bir hazırlık yapıyorsun 2018 sezonu için? Bu sene arabaya önce başladığımızda yarışacaktık. Ondan sonra işimiz çok çıkınca, biraz da arabayla ilgili projelerimizi büyütünce bu sene param yarış... yetmedi. Yok öyle demeyeyim. Yani arabaya iyice giriyoruz bu sene. İç, dış, motor, her şeyine başlar. Temizlik, müzik yapacağız diyorsun. İç, dış, yıkama. Full hepsi, aynen. Ondan sonra onun için bir 8-9 ay ayırdık arabanın yapımına. Ciddi misin? Aa, bu ay, bu sene o yüzden yarışmayacağız. Peki o zaman biraz detay verir misin? Baz olarak iyi bir araçla başladık. Son 4 şasi. Zaten Drift'te çok popüler olan bir şasi. İçinde 2JZ GT Supra motoru vardı. Zaten aracın aslında iyi bir standartlarında iyi bir araç ama... Biz ama yurt dışı planlarımız olduğu için biraz aracı yurt dışındaki seviyede hazırlamaya çalıştık. Şimdi onun peşindeyiz. Motor olarak zaten çok iyi bir motor ama biraz turbo büyütüyoruz ve tamamen motorun içine giriyoruz. Ondan sonra arabayı çok hafiflettik. Cage falan baştan yapılacak. Bir epey bir işimiz var. 2018'de yurt dışı projen var mı? 2018'de vardı ama işte arabaya bu şekilde başlayınca onu 2019'a çektik. 2019'a çektiniz. İki seri düşünüyoruz. Bir tanesi Emirates Drift Şampiyonası. Orada bu sene zaten onlarla kontak içindeydik. Orta ama Doğu'da mı? Tam olarak Orta neredeydi? Orta Doğu'da. Bu Dubai, Abu Dhabi, ondan sonra bir de galiba yok Sharjah emin değilsem. Yanlış söylemiyorsam. Ondan sonra bir de King of Europe'da birkaç tane yarış yapmak istiyoruz. Bunun da planını biraz arabamız ilerledikçe yapacağız. Evet. Sponsor portföyümüzü toparlayacağız. King of Europe Avrupa Şampiyonası arkadaşlar. Yani bu durumda biz sene 2018 sezonunda hem Türkiye yarışlarında hem yurt dışı yarışlarında gelebileceğiz. İnşallah değil, göremeyeceğiz o zaman. Doğru mu? He aynen, ha, pardon ben 2019 duydum onu, aynen maalesef. Murat direkt 2019'a kanalize olmuş. Hiç duymuyorum. Evet, 9. bölümde sonuna geldik. Bu videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı da, desen direkt. Bir de abone olmak değil mi? Abone olmayı, evet. Evet, 9. bölümümüzün sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Murat Dinç Bilgin de genç pilotlarımızdan. Videomuzu lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Ve lütfen paylaşın ki daha çok insan, daha çok kitle bizlere ulaşsın ve bu bir kar topu gibi büyüyerek drift serisini büyütmeye devam edelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. We'll be right back.